Assalamu aleyküm, hoş geldiniz. Java derslerimizi devam ettiremiz. Bugün endi condition degen narsa var Java'da. Bu hani if degen funksiyalar var. Özbekçesiga agar degen. Mesela agar yağmur yoksa zontikni hava al degen buyruq berish mumkin. Yoki agar hava issiq bo'lsa yengil kiyim al yoki agar havo sovuq bo'lsa palto kiyib ol degan buyruqlarni berishimiz mumkin. O'sha agar degani dasturlashda if bilan beriladi. Xo'p, birinchi yangi proyekt ochaylik. Xo'p, endi o'tgan darsimizda boolean'da gördük ya solishtiruvlarni. Endi dasturlashimizga yana ham qo'shamiz endi. O'sha masalan a B'dan kiçik oldu bu. Böyle kiçik. Şimdi verişimiz mümkün. A B'dan kiçik yok ki teng. Yani bu ne olarak olsa kiçik yok ki teng oluşturuluyor. Peki test gelirse A B'dan katta buldum. Katta. Peki A B'dan katta yoki teng. Nima bo'lsa, katta yoki teng degan solishtiruv komandasi bilan teng. Endi albatta buni A B ga teng degan joyda teng deyapti. Endi A teng emas deganini ham bersak bo'ladi. Mana buni undoq bilan teng bo'lsa, bu A B ga teng emas degan solishtiruv bo'ladi. Teng emas. Şimdi bunları da az bitti bitti görüp çıkarmış. Albatta if else buna. Condition buna. Condition de gene özbeşçesi de şu halat. Mesela ne değil. Eğer keç kurum olsa ukulaşım kereği de gene nasıl olabilir. Aşı, şu özbeşçesi de eğer de gene sözcük doğru kirli. Mesela tong olsa uyumanışım kereği. Kornum olsa, eğer kornum olsa avukat yiyişim kereği. Şimdi halatlarını düşerdim. Endi masalan buni nomerni berishimiz mumkin. Mana bu bunday bo'ladi. If bo'ladi. Mana bunda kaos bo'ladi. Bu kaos ichiga solishtiruv belgisi bo'ladi. Masalan, agar 20 10 dan katta bo'lsa, mana bu ikkita gulli kaos orasiga o'sha statementini beramiz. Agar mana kaos ichi to'g'ri bo'lsa, mana bu ikkita gulli kaos ichidagi statement bizga işleyelim. Görünen mesela system outprint outprint line'ımızı 20 ondan katta bakın 20 ondan katta. Eğer hazır bunu print isek bana şu statement'ımız run olalı bizi görünen bunu görelim. Tamam, mana doğru çıkıyordu. Mana bu ram bo'lyapti. Endi tasavvur qiling, mana bu yerga 110 qildi. Endi hech narsa chiqmaydi bizga. Sababi mana buni ichidagi holati noto'g'ri bo'lib qoldi. Sababi 20 110 dan kichkina, katta emas. Bunday holatlarga else ishlatamiz. Else degani agar de davom endi bu. Agar yoki degani yo'q, agardan keyin yo'q to'g'ri kelmaydi. Bunga agar masalan, agar tong otsa uyg'onishim kerak. Endi else agar tong otmagan bo'lsa-ki to'g'ri keladi. Agar tong otmagan bo'lsa uxlashda davom etaman dedi. Shunga to'g'ri keladi. Endi biz buni nomerda ko'ryapmiz. Agar 20 110 dan katta bo'lsa mana bunu print qildim. Bunu 110 dan katta. Endi bunu sizni 110 dan katta emas deyishimiz kerak. Yoki kichik deyishimiz kerak. Endi mana bu ikkinchi liniyamiz mana kichigi ram bo'lyapti. Bu to'g'ri. Endi masalan buni mana bunday bo'lsak
birincisi işleydi. Bu endi bulyon 20'den katta bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi statementimiz ishlayapti, sababi mana bu holat to'g'ri. Bu holat to'g'ri bo'lgani uchun birinchi statement ishlayapti. If else ni endi shunday tushunib olsak bo'ladi. Agar nimadir bo'lsa, endi else bo'lsa, demak o'sha nimadirni teskarisi hisoblanadi. Agar qornim ochsa, ovqat yeyman. Agar qornim ochmasa, yo'q. Ovqat yemayman degani to'g'ri. Endi buni hozir bitta misol orqali ishlatib ko'ramiz. Bizga vaqt kerak bo'ladi. Endi biz date degan komanda bor. Bu date dan olaylik. Mana bu xato ko'rsatsa agar, buni ustiga olib borib, sichqonchani bir marta bosasiz. Keyin add input java.util.date degan bo'ladi. Shuni bosib qo'yasiz. Yoki mana bu date oldiga olib borasiz. Control bilan mana bu probelni bosib qo'ysangiz, o'zi chiqadi mana bu. Qo'shib olaymiz degan. Enter bosib qo'yasiz. Import bo'ldi. Date package import bo'ldi. Xo'p, endi bundan keyin bizga hozir kalendar bizda. Endi Grigorian kalendarni chaqiramiz. Get instance. Endi bu kalendar ichida bizga hozir kerak bo'ladigan narsa bu soat. Soat nechiligi. Xo'p. Soat deymizda endi kalendarni chaqiramiz. Get degan funksiyasi bor. Kalendarni o'zini chaqiramiz. Bizga endi soat kerak bo'lgani uchun hour deymiz. Hour of the day bu 24 soatni beradi. Hozir buni print qilib ko'ramiz. Saatimiz neçe oldu? Saat 17. Fakat saat özünü gösterdi. Yani minut diye amaç olsaydı, bana bu yerge hour ne oluyor? Minut koyup olsaydı, minutu verirdi. Yani biz yazı kere bulaydık onu, fakat saat. Saat. Minut diye alabilirsinizlerdi. Gösterdiğiyle mi? Yani kol olsun. Bulaştı. Minut olsun. Şimdi keyni sekundan olsun. Vakti dolu. Kursa belirdi. Keynimiz bugünümüz dersimiz dolu. Kit olmuş. Qo'shib ketishimiz kerak, ko'rdingmi? Soat, soatdan keyin minut, minutdan keyin sekund bo'lishi kerak, ko'rdingmi? Ko'ramiz. 17:33:53 mana. Soatni mana to'liq qanday chiqarishni ko'rib oldik. Ularni mana o'rgan oldik. Bizga hozir kerak bo'ladigani faqat soatni o'zi, mana minutlar kerak. Şimdi bir saatten faydalanıp if kondisyonu işletemiz. Kendi. Mesela if saat if saat mesela 12'den küçüğüne bulsa. Doğru mu? Bizge ertalab bo'ladi. Ertalab. Endi else if kondisyonini ishlatamiz.
Else if degani birinchi holat noto'g'ri, endi ikkinchi holatimiz ham bor degani. Masalan, ikkinchi holatda soat unikidan katta bo'lsa yoki mana bu or deydi, yoki degani o'zbekchasiga. Soat 13'den küçük bo'lsin. Bunda bizga abed degan ma'lumot kerak bo'ladi, to'g'rimi? Abed. Xo'p, endi yana bitta else if ishlataylik. Agar soat 18'den katta bo'lsa, demak kechqurun. Kech deyilgan gap, kech sayt deyilgan bo'lsin. Oxirida else so'zini qo'yib qo'yamiz. Bunga endi kechqurun deb qo'ysa bo'ladi. Vaqtimiz qanaqaligini bilib olishimiz kerak. Rank set. O. Rank set mana. Hozir bizga abet degan yozuvimiz chiqyapti. Ha, mana buni yo'q emas. End qo'yishimiz kerak, va qo'yish kerak. Yani kechqurun bo'lyapti. Sababi biz soatimiz hozir 18'dan katta emas, 18'dan kichik. To'g'ri ko'rsatyapti. Endi mana bu yerga tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu soat to'xtatib turib, mana bu yerga masalan integer soat deb o'zimiz variable ochib turib, masalan 19 desek, kechqurun beradi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi kechki payt beryapti, to'g'ri. 9 desek, bu ertalab bo'lishi kerak javobi. Mana ertalab. Endi ertalab abet bo'lish uchun bizga 12 ga teng ham qilaylik. Shunda mana abet ham to'g'ri bo'ladi. Abet bo'ladi. Xo'p, endi masalan 1 bo'lsin. Ertalabga to'g'ri kelib qolsa kerak, ertalabga to'g'ri keladi. Endi bu bitta misol edi. Sizlar uchun ko'rsatib bergan endi asosiy maqsad o'sha if else conditionini ishlatish. Endi buni o'zingizlar ham mustaqil yana ishlab ko'rasizlar albatta. Esda qolish uchun keyingi darsda endi switch degan darsimiz bor, o'shunda o'rganamiz. Holat bo'yicha ishlaymiz. Hammalarga rahmat. Keyingi darsda ko'rishamiz.